Zeytinburnu'nda tekstil mağazalarının bulunduğu sokakta ard arda yaşanan hırsızlık esnafı isyan ettirdi. Çünkü iddiaya göre önce bir numaralı dükkana giren hırsızlar 30 numaraya kadar ulaştı. Balyozla kırdılar camekanı. Dört hırsız içeri küçük bir boşluktan girdi. Alarm çalınca hedeflerini kasayı bırakmak zorunda kaldılar. Ama bu hırsızlar sokağa adeta dadandılar. Dün geldiğimizde üst katlara bile çıkamadık korkudan. Burası Zeytinburnu 5 Telsiz Mahallesi G1 sokak. Sokak numaraları birden başlıyor ve 120'ye kadar gidiyor. Hırsızlar bu sokaktaki tekstil mağazalarına dadandı. Bir numaradan soymaya başladılar ve 30 numaraya kadar geldiler. Esnaf artık neler yapacağını, nasıl önlem alacağını kara kara düşünmeye başladı. Sırayla mı soyuyorlar? Ya sırayla. Mesela bugün buraya girdi. Adamın belinde silah, elinde döner bıçağı, elinde balyoz. Ben hangi birine müdahale edeyim? Bu dükkan tam iki kez soyulmuş ve tekstil mağazası sahibi çok ciddi zarar uğramıştı. Ve soygunların önüne geçmek için kendince önlem aldı ve kapının yanına bir demir koydu. Çünkü buranın açılmasını engellemek istiyordu. Kar maskeli soyguncu 5 kişi buraya geldi. Yine açmaya çalıştılar ama bu kez başarılı olamayınca ellerindeki balyozla buradaki camı tuzla buz edip tek tek içeri girdiler. Mağazaya adeta kuşanıp gelmişlerdi. Birisinin üstünde döner bıçağı, diğerinin üstünde bıçak ve diğer ikisinin üzerinde ise silah vardı. İşte içeri girdikten sonra buradaki merdivenlerden yukarı çıkmaya başladılar. Alarmın sesi onları kaçırmaya yetti. 220 kilo ağırlığındaki kasayı bırakan hırsızlar sadece dizüstü bilgisayarı çaldı. Çelik kasanın yanına geldiler. İçindeki yüklü miktarda parayı almak istiyorlardı ve burada kasayı açmak ve götürmek için oldukça çaba sarf ettiler. Polis sokakta nöbete başladı. Soyguncuları yakalamak için çalışmalar sürüyor. Alarm var, kamera var, yani hiçbir şeyden korkmuyor bunlar. Yani arsızca giriyorlar. Trilyonu geçti. Soyulmadı, dükkan kamera %80'i soydular.